Herkese yeniden merhabalar. Yeni bir videoda karşınızdayım. Şimdi kitap alışverişi. Çok seviyorsunuz biliyorum. Ve kitap alışverişim var. Aslında beklediğim 3 kargo daha var. Ama dedim ki neden 2'ye bölmeyeyim? O yüzden 2'ye böldüğüm bir kitap alışveriş olacak. Diğerlerinin çünkü gelmesine var. Onu da büyük ihtimal bu hafta sonuna doğru çekerim. Aynen, çünkü hepsi buradan beklediğim bir kargo var. 2 tane de gelecek olan kitap yurdu kargom var. Şu an sevk edilmeye hazırlanıyor. Hepsini falan birleştirip hafta sonunda çekerim. Yine videoya çok saçma bir giriş yaptım. Şimdi bir sürü yerden topladım. Bir sürü kitabım var. Çok da fazla değil bence. Normal zaman aylık alışverişlerime kıyasla. Şimdi hepsini size göstereceğim. Önce açık olanlar var. 2 tane de kitap yurdu kargosu var. İlkiyle başlayalım. Hepsi buradan aldığım Nüve. Dönmeli Adam serisinin. Serinin nedeni neydi? İblis Döngüsü serisinin son kitabı. Kitabın etiket fiyatı 65 lira. Ve her yerde en ucuz 45 liraydı. Bu Black Friday sebebiyle hepsi bu arada 30 liraya inmişti. Black Friday'den hiçbir şey almadım. Planım vardı açıkçası. Çünkü gerçekten çıkan karbon ayak izi çok büyük. O kargo poşetlerindeki plastikler falan dehşet, yani aşırı fazla. O yüzden hiçbir şey almayı planlamıyordum. Sadece kedilerime mama aldım. 15 kiloluk, çünkü bayağı bir indirime giriyordu. Bir de birkaç tane kitap aldım. İhtiyacım olmayan başka hiçbir şey almadım gerçekten. Bu da 30 liraya inmişti. Aslında almayacaktım. Kendime çok fazla çeliştim ama en ucuz her yerde 45 lirayken bunu 30 liraya bulmuş olmak beni çok mutlu etti. Yalan yok. O yüzden aldım. De bunun yanında 2 tane daha kitap ekledim. Onlar daha gelmedi. Şu kapağın korkunçuna bakar mısınız? Bayağı manyak bir şey gibi görünüyor. Buradan görebilir misiniz bilmiyorum. Tam şu arkamda görünmüyor. Diğer 4 kitabı var. Onları da yine %50 indirimle almıştım. O yüzden bu da %60'a falan geliyor neredeyse. 65 liradan 30'a iniyor. Bayağı iyi aldım ben bu seriyi. Yakın zamanda da okumak istiyorum. Sonra Doğan'dan bir kargom var. Buradan Çiğdem'e çok teşekkür ediyorum. Bilmem beni izlemiyor ama ben yine çok teşekkür ederim kendisine. Ben bu kitapları yolladığı için. İlk kitabım Sophie'nin Seçimi. Bu kitabı ilk çıktığından beri gözüme takılmıştı. Değersiz bir hayat kitabını ne kadar sevdiğimi her fırsat söylüyorum. Biliyorsunuz 2 kere okudum. Çok seviyorum. Ve nedense bu kitaptan onun enerjisini alıyorum. Yani çok değişik ama sanki bana benzer duygular hissettirecekmiş gibi hissediyorum. Gerçekten kitabın konusunu hiç bilmiyorum. Sadece kitaptan böyle bir enerji alıyorum. Yani çok ilginç ve bilmiyorum. Normalde bu tarz şeyler hissetmem ben ama böyle bir bilmiyorum. Böyle hissediyorum bu kitap için. O yüzden uzun zamandır okumak istiyordum. Arka kapağını okumayacağım. Arka kapağını okumayacağım. Gözüm gidiyor. Bunu da okumak istiyorum gerçekten. Ama büyük ihtimal bu aldıkların hepsi, belki bir tane veya iki tanesi hariç, 2020'ye kalacak. Zaten Aralık'tayız yani. Bu ay okumaya çalışmak istediğim 2 tane kitap var. Ama bu kesin 2020 kitabı yani. Bu ay okumam mümkün değil çünkü okuyacak çok kitabım var. Sonra bu ay okumaya sığdırabileceğim 2 kitabı göstereyim. Şöyle bir değişiklik yapmam gerekiyor. İlki Söyle Hayalet Şarkını Söyle. Irkçılıkla alakalı ödüllü bir roman. Bu ara çok fazla okuyorum. Toni Morrison'ı çok okuyorum. Bilmiyorum, dikkat ettiğiniz videolarımdan her ay bir kitabını okumaya çalışıyorum. Bu aya da bir videosunu demişim. Kitabını koydum. Yine bu da ırkçılıkla alakalı bir kitap. Çok merak ettim. Gerçekten zaten kısaca da bir kitap. Kaç sayfa olduğunu söyleyeyim. 258 sayfaymış. Bunu bu ay okuyabilirim gibi hissediyorum ama seçtiğim bir sürü kitap var. Aslında bu ay böyle genel olarak büyük bir challenge yapmak istiyorum kendi kendime. Onu da ayrı videosunu çekeceğim için burada bahsetmeyeceğim. O yüzden bunu kesinlikle bu ay bir yerlere, yani uyumayacağım, okuyacağım. Şu an evde kavga var. Birazcık sessiz olup şu an susmasını beklemem lazım. Bir diğer kitap da Şeytan ve Maske. Bu kitabı okuyan birkaç tane takip ettiğim blogger gördüm ve hepsi çok beğenmiş. O yüzden ben de çok merak ediyorum. Yine kısa sayılabilecek bir kitap ama tabii ki de içeriği de çok önemli. Bu da 285 sayfaymış. İçeriği de çok önemli. Dilinin nasıl oldu? Mesela Usta ile Margarita'yı okudum geçen ay. Gerçekten ben diyordum ki ben bu kitabı bir haftada 10 günde zor okurum. Kitabı 3 günde okudum. O kadar akıcı ve o kadar sürükleyiciydi ki kaç sayfaydı? 580 sayfa. Gerçekten diline göre aşırı fark ediyor kitap. Bunu da okumak çok istiyorum. Bunu da çok seveceğimi düşünüyorum. Şu an Marimar yaramazlık yapıyor şurada. Kamera sallanabilir. Anneciğim neden böyle yapıyorsun aşkım? Gel yapma. Sonra bir sonraki kitabım da Karaval'ın ikinci kitabı Legend. Karaval'ı okuyup çok sevmiştim. Gerçekten o gizemini, böyle farklı bir dünyada oluş falan çok hoşuma gitmişti. Gerçekten çok severek okuduğum kitaplardan biriydi ve ilk çıktığı zaman okumuştum. Şu an hafızam çok kötü kitaplarla alakalı. Legend'ı daha çok sevmişler. O yüzden ben de çok okumak istiyorum ama diyorum ki acaba finali mi beklesem, yoksa okusam şimdi de sonra yine yeniden mi okurum bilmiyorum ama final ne zaman çıkar hiç bilmiyorum. Yoksa diyorum ki acaba finali İngilizce mi okusam? Kafam karışık gerçekten. Kafam çok karışık. Sonra geldik kitap yurdu kargolarıma. Yaşasın.
Her zamanki gibi herhangi bir şeyim yok açmak için. Şaşırdık mı? Hayır. O yüzden direkt elimle giriyorum. Şimdi ilk kitabım Jodi Picoult'tan Küçük Muazzam Şeyler. Jodi Jim'in bir kitabını okuyup kendisine vurulup bütün kitaplarını topladım. Gördüm ki yeni kitabı çıkmış. Benden Kaçar mı Kaçmaz. Bayağı da kalınmış. Zaten bütün kitapları kalın. Ya kadar ince kitabı yok. Bunun konusu diğerleri kadar çok ilgimi çekmiyor. Ve birkaç tane kötü yorum okudum hakkında. Çünkü bu kitabı siyahi bir kadının gözünden anlatıyor yazarımız. Ve bazı yanlış şeyler söylemiş. Hem hemşirelik hakkında hem de işte siyahi kadınların yaşadığı zorluklar hakkında yanlış bir şeyler söylemiş. Ama yine de merak ediyorum. Yani bence büyük bir cesaret bu tarzda yazabilmiş olmak. Çok büyük bir araştırma yapmış. Kalemine zaten çok güveniyorum. Çok seveceğimden eminim. Merak ediyorum. Seveceğimi düşünüyorum. Ama ne zaman okurum bilmiyorum. Jodi Picoult'un kitapları hemen tükeniyor ve kalmıyor ve kara borsaya düşüyor. O yüzden ben de alıyorum yani gördükçe. İlla okuyacağım ama şu an okumayacağım biliyorum. Kara borsaya düştüğümde biliyorsunuz 60 lira, 100 lira, 150 lira gidiyor yani nereye kadar giderse. O yüzden şey yapmak istemiyorum. Yani o fiyatlarda okuyamamak, ya okuyamamsa alamam o fiyatta. Şimdi alayım kitaplığımda dursun diye düşünüyorum. Bu da son kargom. Kitap yurdunda doğan %40 indirime girmişti. Ana kaçık doğan oldu. Ben de iki kitap aldım. Şöyle burada. Aslında benim isterdi ki daha çok alayım ama param yoktu. Ben de sadece iki kitap seçtim. Hemen gösteriyorum. İlki Canım Bırakmayacağım'ın yeni kitabı Mesleğim Yavarlık. Çok merak ediyorum kurgu dışı. İşte yazma serüvenini anlatıyormuş. Bu kadar güzel yazan bir adamın yazma serüveni nasıl olur çok merak ediyorum. Bunu da bu ay okumak istiyorum da inşallah okumak istediğim her kitabı okuyabilirim gerçekten. Çok çok istiyorum okumak hepsini ama asla vakit ayarlayamıyorum. Gerçekten bu ay ne oyun oynayacağım ne dizi izleyeceğim sadece kitap okuyacağım. Çünkü bu kitapların hepsini çok merak ediyorum. Deli gibi merak ediyorum. Bir sonraki kitabım da Margaret Atwood'dan Curse Suikastçı. 2 ay önce ne zaman? Ekim ayında evlenecek bir kadın kitabını okudum. Çıktığı gibi almıştım. Bize kitap kulübümüzde okuduk hemen ve hiçbirimiz sevmedik kitabı. Margaret Atwood'da da arama böyle bir uyuşmazlık girdi. Böyle bir küstüm kendisine. Bu kitabıyla da barışmayı umut ediyorum. Çünkü Damızlı Kızın Öyküsü benim gelmiş geçmiş en sevdiğim distopyalardan biri. Ve evlenecek bir kadın onun yanında o kadar kötüydü ki gerçekten ben çok şaşırdım. Yani bunu nasıl aynı kadın yazmış olabilir dedim. İmkansız gibi bir şeydi. Kör Suikastçı yine çok sevilen bir kitabı. Çok merak ediyorum. Bir de bende namı diğer Grace var. Aslında onu da okuyabiliyorum. O da çok seviliyor ama %40 bulmuşken alayım dedim. Çünkü pahalı bu kitaplar gerçekten. %40 indirimle kaç paraya almışım biliyor musunuz? Bu 28 lira, bu da 18 lira ve gerçekten %50 indirimde neredeyse yani %40 indirim. Videom kesik kesik olacak çünkü çirkin her bağırdığını susuyorum ve şu anda konuşmaya devam ediyor. Şimdi de göstereceğim hepsini size. Her zamanki gibi. Hop. Bence yine güzel kitaplar, kaliteli kitaplar, hoş kitaplar. Umarım hepsini de severim. Şöyle göstereyim. Çok mutluyum gerçekten kitap alışveriş yapmayı. Çok seviyorum biliyorsunuz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşürüz ki bugün 2 tane video gelecek. Bir de bir okuma vlogum var bekleyen. Bunu direkt erken yüklemeyi, onu da geç saatte yüklemeyi planlıyorum. Bir de dediğim gibi bu hafta bir alışveriş videosu daha gelecek. Ondan sonra Ocak'a kadar bir alışveriş yapmam diye düşünüyorum. Sağ olun beni izlediğiniz için. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.